Selim Kutlusay olunca her şey çok farklı yaşanır. Başka bir boyutta. Kişi kızınla. Tabii sen şimdi şaşırdın. Haklısın ya, ne diyeyim. İşte arada aileler, özel yaşanmışlıklar. Selim'deki şeytan tüyü olunca ne yapayım? Gülüp geçiyorum. Görmezden geliyorum senin gibileri. Edemem ki ben. Tamam Biricik, abartma sen de artık. Selim ne yapayım? Korkuyorum. Aa, elimde değil. Ya sen emin misin bu adamın seni takip ettiğini? Yani belki korkudan falan sana öyle gelmiştir. Hayır, kaç kere dedim eminim diye. Ya sabahın köründe adamı böyle karşımda görünce panik oldum, ödüm koptu. Zor attım kendimi sizin apartmana. Ya tamam da belki bu adam seni gözetlemiyordu. Yani sana öyle geldi, kuruntu falan yaptın. İyi Selim, tamam. Tamam, anlaşıldı. Ben bir daha senin yanına gelmem, seni rahatsız etmem. Hiç merak etme. Ya ben de seviniyorum Selim yakınıma taşındı diye. Ya Biricik, hemen hazırsın duygu sömürüsü yapmaya ya. Ben bu korkuyla hayat geçmez diye söylüyorum sana. Neyse. Serra'yla nasıl gidiyor? İyi. İyi derken? Serra çok kendi halinde bir kız. Hani böyle vasat mı desem, varoş mu desem. Şu an karar veremedim ama öyle bir tip yani, değişik. Silik. Aa, silik silik. Evet, en doğru kelime bu, silik. Ya da renksiz. Sen hiç konuşma istersen ya. Çünkü senin haddine değil. Sabah evden birlikte çıktılar diyorum. El ele diyorum. Ne yapsaydım? Görmezden gelip koşu koşu yanlarına mı gitseydim? Yok gülüm, sen haklısın. Ben biliyorum. Sadece olaylar için kendini suçlama diyorum sana. İtaç'ın herkes ilişki gurusu olacak diye bir şey yok ki. Sakın ha, öyle tecrübesizim falan diye kendini ezikleme, tamam mı? Aman canım. Neyse ne işte. Aslına bakma, iyi oldu. Daha fazla aşık olup alışmadan görüp öğrenmiş olduk. Buna da şükür. Gerçi boğulacaksan da derin denizde boğul hesabı. Bizim enişte de uçururdu seni ha. Çok yüksekten uçarsan düşüşün de çok acılı olur yalnız.